TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Gündem Özel programımızda karşınızdayız. Denizli'de Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı İstişare Toplantısı gerçekleştirilecek. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Doktor Devlet Bahçeli'nin adım adım 2023 İl Anadolu hedefi doğrultusunda gerçekleştirecek bu toplantıya partinin önde gelen isimleri de katılacak. Bizler de bu toplantının detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. İyi seyirler efendim. Türk'ün gücü yıldırım, Türk bilgisi bir deniz. Denizse yer, çökse gök, yansa, kül olsa dört yan. Yüce dileğe doğru yürürüz yayan. Yıldırımdan, tipiden, kasırgadan yılmayan, ölümlerle eğlenen tunç yürekli Türkleriz. Bakışları bayrak, duruşları mızrak, sevdaları berrak, aklı hep Türkiye'de olan dava arkadaşlarımız. Konuklarımız da Horoz kenti, tekstil başkenti, milli mayanın merkezi, Denizli'de olduğumuzu buradan haykırıyoruz. Hamdolsun Milliyetçi Hareket Partisi, Denizli Teşkilatı, tüm yönetim kademeleriyle disiplinli, dengeli ve düzenli olmakla birlikte dirilir, dirayetlidir, dikkatlidir, meselenin takipçisidir. Bu vesileyle bizden önce il, ilçe teşkilatlarımızı görev alan, davamız için hizmet eden il, ilçe başkanlarımızı yönetimlere şahsım ve teşkilatımız adına şükranlarımı sunuyor. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Vefat eden dava arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli konuklar, medyamızın mümtaz temsilcileri, biz de söylediğimizi bildiğimiz kadar ne istediğimizi biliyoruz. Halkı dinler, hakkı söyleriz. Tutarlıyız, tedbirliyiz, temkinliyiz ama heybetli kutupları cevizliye satmaya çalışanlarla kendilerini dev aynasına poz veren sahtekarların tam karşısındayız. Tarafımız bellidir. O da yalana karşı, doğruluğu, sahteliğe karşı, sadakatı, ihanete karşı, vatan sevgisinin ittifakı olan Cumhur İttifakı'dır. Bizim birlikte oluşumuzdan ürkenler var. Varlığımızdan ürkenler var. Hepsini biliyor. Bütün kötü emel sahiplerinin hepsini çok iyi tanıyorsunuz. Allah'ın izniyle biz yürüdükçe millet yürüyecek. Türkiye yükselecek. Bizler ülkemizi olur olmaz bahanelerle kötüleyenlere karşı Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhur İttifakı olarak dava arkadaşlarımızla buluşmaya, konuşmaya, dertleşmeye, fikir alışverişine hevesle, heyecanla, yüksek bir hedefle her zaman olduğu gibi bundan sonra da devam ederek Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nı 2023 seçimlerinde zafere ulaştıracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasa. Biz kimin nereye hizmet ettiğini, ederini, alçak emellerini gayet iyi biliyoruz. Çamuru, kılıcını sallayıp, haçın peşinde sallanarak terör örgütlerini, arka bahçesi, Türk düşmanlarının figüranı olmak hiç kimseyi iyi, hiç kimseyi demokrat, hiç kimseyi yerli ve milli yapmadığını çok iyi biliyoruz. Bizim meselemiz bir dava ve vatan nöbetidir. Durmayacağız, yorulmayacağız, beklemeyeceğiz, gecikmeyeceğiz. Kızıl Elma'nın ilkeleriyle, ülkemizin heyecanıyla mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Kıymetli konuklar, değerli dava arkadaşlarım, Milliyetçi Hareket Partisi ailesi olarak her geçen gün büyümekte ve büyümeye de devam edeceğiz inşallah. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi Denizli Teşkilatı olarak şehit anamların yüzünü yaşartan, uykularını kaçıran, canlarını acıtan, ipli olan vekile de unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Çünkü şehitlerimiz bizim namusumuz, onurumuz,
başımızın tacıdır. Anaları anamız, bacıları bacımız, emanetleri namusumuzdur. Bizim rahat etmediğimiz yerde hiç kimse istirahat edemez. Bizler her daim sayın liderimizin emrinde önce ülkem ve milletim şiariyle milletimizin, devletimizin her daim yanında vatanımızın her köşesinde olduğu gibi denizde olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşünceler konuşmamı son verirken muhterem heyetinizi, siz değerli konuklarımızı, dava arkadaşlarımızı, saygılarımı selamlıyorum. Toplantının program doğrultusunda yapılacak ziyaret açılışlarını ülkemiz, teşkilatımız, Milliyetçi Hareket Partisi camiamız açısından hayırlı vesile olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Bilmeyen öğrensin, duymayan duysun. Kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyemiz Deniz Depboylu'yu sahneye kere davet ediyorum. Sizlerle olmak çok güzel, Deniz'le de olmak da çok güzel. Dedim ki Sayın Başkanım'a ben biraz daha şöyle bir samimi bir giriş yapayım Sayın Başkanım diyorum. Hem aynı zamanda kısa bir konuşmayla böyle sosyal psikolojik açıdan da bir son dönemin çok kısa bir değerlendirmesiyle bir giriş yapayım istedim. Denizli'ye samimi bir giriş yapmak istedim Deniz'le konuşmamda. Çünkü Denizli'ye yakınım ben. 26. dönem Aydın Milletvekili olarak. Denizli Batlam'da doğmuş bir annenin evladı olarak. Acıkmayan'da 4,5 yıl görev yapmış bir Milli Eğitim Bakanlığı personeli zamanında olarak. Eşim ve Sağlık Bakanlığı personeli olarak, hekim olarak görev yapmıştı. Denizli bize uzak değil. Denizli yine bizim köklerimizin olduğu, aynı zamanda suyunu, ekmeğini yediğimiz değerli bir ilimiz. Bu nedenle de tüm denizlileri izninizle hemşehrim kabul ediyorum. Aydın ile Denizli çok uzak olmayınca, bir de tabii arada böyle hemşehrilik, akrabalık bağları da olunca, tabii ki Denizli'nin sorunlarına da hiçbir zaman uzak kalmadık. Denizli ile Aydın'ın sorunları da aslında çok çok farklı değildi. Aydın biraz daha tarım bölgesi, Denizli biraz daha girişimci ruhu olan, ekonomiye dayalı girişimcilik eserleri olan bir ilimizdi. Ama nihayetinde ortak yanları da vardı. Mesela tekstil vardı. Denizli'deki en meşhur adımı tekstildeki başarıları olmuştur. Ve tabii ki siz de kabul edersiniz, Nazilli Basma Fabrikası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı Aydın Tekstil ve tabii ki buraya pamuk sağlayan üretimiyle birlikte Aydın'ın da Denizli'nin de ortak sorunları olmuştur. Zaman içerisinde bu sorunlar, yaşanan sorunlar bu özelliklerde de benzerlik göstermiştir. Tekstilimizde aldığımız bir takım yaralar, sıkıntılar, onun dışında dönemsel olarak yaşadığımız ekonomik sorunlarla birlikte ve arkasından gelen son dönemde yaşadığımız bütün dünyayı etkileyen COVID-19 salgını nedeniyle ve nihayetinde genelde ülkemizi de en çok zora sokan terör ve göç olaylarıyla benzer sorunları yaşadık. Çok zor bir dönemden geçtik. Ben açıkçası kendi mesleki alanım olarak da bunu her zaman ifade ediyorum. Aziz Türk milletinin feraseti hiçbir millette yoktur. Bu kadar travmaya herhangi ülke milleti maruz kalsa inanın yıkılır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk demiş ki Türkler çetin işler için yaratılmıştır. Doğru. En çok dış göç alan ve nihayetinde de şöyle ifade edebiliriz. Başı sıkışan tüm ülke komşularımızın sığınabileceği liman olarak gördüğü ülkemiz, ta tarihin derinliklerinden bu yana ve bizimle uğraşan, başta tabii ki komşularımız olmak üzere, bu dünyada yaşayan tüm milletlerin aşağı yukarı Türklerle bir alıp veremediği vardır. Bizim ekonomimizde, sosyolojik yapımızda, kültürümüzde yaratmaya çalıştığı erozyonlarla birlikte verdiğimiz mücadele. Bütün bunları tabii ki Sayın Grup Başkan Vekilimiz size ayrıntılı olarak açıklayacak. Biz bunlarla mücadele ederken, devlet olarak mücadele ederken, Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşunu da net ortaya koyarken,
Tabii ki bu arada içimize sızan vatan hainlerinin aldığı değişik görevlerle gerek siyasette, gerek basında, gerek ekonomide, toplumsal hayatın birçok rolünde maalesef ülkeye verdiği zararları da göz ardı edemeyeceğiz. Tabii bunları da Sayın Başkan Vekilimiz bir bir size ifade edecekler. Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşu nettir? Sayın İl Başkanımızın da ifade ettiği gibi, önce ülkem milletim, sonra partim ve ben diyen liderimizin desturuyla aynı fikirde, aynı ilkede yol alan Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı ile birlikte devlete ve millete verdiği destekle bu ülkenin her zaman sağlam bir kalesi olarak durmuştur. Her ne kadar Milliyetçi Hareket Partisi güvenlikçi politikalarıyla da anılsa, sosyal politikalarda da izlediği yöntemler ve ürettiği politikalarda ön plana çıkmayı başarmıştır. Kaçak bunlardan biridir örneğin. Kadın, aile, çocuk, engelli politikaları. Biz sosyal politikalarda da başarılarımızla bu ülkede milletimize, devletimize verdiğimiz destekle her zaman bu ülkenin sarsılmaz kalesi, güvenilir limanı ve en nihayetinde de güvenilen, en çok güvenilen lideriyle birlikte yolumuza devam edeceğiz. Ama şunu da unutmamalıyız. Ben liderimizin sözüyle sözlerime, kendi konuşmama son vermek istiyorum. Bu kadar çok sıkıntı yaşadık. Terörden sıkıldık, salgından sıkıldık. Az önce bahsettiğim gibi dış güçlerin ekonomimiz, sosyolojik yapımız, demografimiz, siyasetimiz, her türlü alanda bizim üzerimizde kurmaya çalıştığı tahakküm ve saldırılardan korunmaya çalıştık. Kendi içimizden çıkan teröristlerle yol almayı şiar edinen ve maalesef mecliste de kendilerini ifade etme hakkını bir şekilde kazanmış olanlarla mücadele ettik. Genel Başkanımız son kongremizde şöyle bir söz söylemişti. Evet, biz çok travma yaşadık, çok sıkıntı çektik. Genel Başkanımızın sözüyle ifade ediyorum. Biz bu fırtınayı atlatırız ancak yediğimiz ayazı unutmayız. Cumhur İttifakı olarak da vereceğimiz güçle 2023'e doğru adım adım şerefle ilerleyeceğimizi vaat ediyoruz ve sizlerin desteğiyle milletimizin, aziz milletimizin birliği beraberliğiyle daha güçlü yarınlara ulaşacağımızı ilan ediyoruz. Çok teşekkür ederim efendim. Saygılarımız. Aç vatan göğsünü, ilahını aç. Şu hedanı çıkar da ortaya saç. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyemiz Ali Uçak kürsüye davet ediyorum. Sayın Grup Başkan Vekilim, kıymetli milletvekillerim, MYK üyelerimiz, il ve ilçe başkanlarım, ocak başkanlarım, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanım, AK Parti İl Başkanım, sivil kuruluşların değerli temsilcileri, muhtarlarımız, basınımızın güzide temsilcileri ve gece gündüz demeden alın teriyle çalışıp üreten kıymetli üreticilerimiz, hanımefendiler ve efendiler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin söylediği gibi, önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen bir partide siyaset yaptığım için onurluyum, gururluyum. Cenab-ı Allah'ım bizleri liderimizin yolundan hiçbir zaman için ayırmasın. Bizler yapmış olduğumuz programlarla Türkiye'nin birçok yerinde gezdik. Güneydoğu'da her ile gittik. Batman'ı, Siirt'i, Diyarbakır'ı, Hakkari'si, Van'ı, Şırnak'ı. Orada şunu gördük. Cumhur İttifakı'nın ne kadar önemli olduğunu, Cumhur İttifakı'nın Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi ülkemizin bekası için ne kadar
değerli olduğunu orada da hissettik, gördük. Çünkü gecenin birinde orada yolda çok rahat bir şekilde yürüyüp bir restoranda ya da bir Diyarbakır'dan Siirt'e ya da Batman'dan Van'a gecenin ikisinde de arabanın marşına basıp çok rahat bir şekilde artık oradaki vatandaşlarımız gidebiliyor. Bu nasıl oldu? 15 Temmuz'da öncelikle Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Genel Başkanımızdan. 15 Temmuz günü Sayın Genel Başkanımızın genel merkezde yakmış olduğu o ışıklar Türkiye Cumhuriyetimizin dönüm noktası oldu. O gün Türkiye Cumhuriyetimizin dönüm noktası olan devamını da 2023'te Allah nasip ederse Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 2023'te Cumhur İttifakı'nı en güçlü bir şekilde iktidara getirmek buradaki bütün dava arkadaşlarımızın elinden geldiğini fazlasıyla yapması gerektiğini belirtmek istiyorum. Neden diyecek belki bazı arkadaşlarımız. Hepimizin evlatları var, çoluk çocuğu var. Büyüteceğiz çocuğumuzu, 20 yaşına getireceğiz. Davul zurnayla askere göndereceğiz. Davul zurnayla evladımızı askere gönderdiniz evladımızı. Tabutun içinde ay yıldızlı bayrağa sarılmış bir şekilde şehit olarak alacağız. Ve o evladımıza kurşun sıkmış PKK yandaşlı terör örgütleriyle beraber ittifak yapan bir siyasi partilere oy mu vereceğiz biz? Şu an sokaklarda Sayın Grup Başkan Vekilimizden geziyoruz. Dün Manisa Ziraat Odası'nda yapmış olduğumuz bir toplantıda ziraatçılar, üreticilerimizin en büyük sıkıntıları maliyetlerin girdileriydi. Sayın Grup Başkan Vekilim, Allah ondan binlerce kez razı olsun. Ben siyasetten önce de siyasete girdiğim günden bu yana da tarımla ya da herhangi neyle ilgili bir sorun olduğunda kendisini aradığımda gece demeden, gündüz demeden o sorunu çözümü için hep yanımızda oldu. Burada kendisine, sizin hepinizin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. O bizim en büyük gücümüzden biri. Manisa ve Denizli bölgemiz için. Dünkü yapılan toplantıda girdilerin çok pahalı olduğu, sokaklarda gezdiğimizde hep ekonomi girdilerin, ekonomi sıkıntılarından şikayetler ediliyor. Değerli arkadaşlarım, örneğin Suriye, dünyanın en zengin vatandaşı olsan olur, dünyanın en zengin ülkesi ne olur? Vatan yoksa, bayrak yoksa, hiçbir şey kalmamışsa, anne bir yanda, baba bir yanda, evlat bir yanda, kardeş bir yanda, eşin nerede olduğunu bilmiyorsun. Dünyanın en büyük zengini olsak bir işe yarar mı arkadaşlar? Neye yarar? O yüzden önce ülkemizin bekası için, birlik beraberliğimiz için bizlerin 2023'te şanssız şurssuz çevremizdeki bütün arkadaşlarımızı, eşimizi, dostumuzu bu yapılan Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunları en iyi şekilde idrak etmek için kapı kapı dolaşıp anlatmamız lazım. Burada ben fazla uzatmayacağım. Sayın başkanlarıma da çok teşekkür ediyorum bu güzel organizasyonu yaptığı için. Sizler de katılım sağladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Son olarak şunu söylüyorum. Siyasi görüşler mutlaka farklı olacaktır. Herkesin bir siyasi görüşü olacaktır. Ama tek ortak noktamız vatan, bayrak olacaktır. Ülkesini seven, bayrağını seven, yeri geldiğinde ay yıldızlı bayrak için canını veren her siyasi görüşün başımızın üstünde yeri var. Ama ülkesini sevmeyen, bayrağını sevmeyen, ülkesini her yerde şikayet eden, yeri geldiğinde ay yıldızlı bayrak için canını vermeyecek olan siyasi görüşlere lanet olsun. Saygım da yok, sevgim de yok onlara. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Allah'ın bu birlik beraberliğimizi bozmasın. Ne mutlu Türk'üm diye. Kardeşiz, tek vücut, tek milletiz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Adana Milletvekilimiz Ayşe Sibel Ersoy kürsüye davet ediyorum. Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatlarıyla biz adım adım 2023 il il alamalı diyoruz ve de yoğun bir şekilde genel kuruldan
artırdığımız zamanı, hafta sonlarını vatanımızın incisi olan, her biri inci olan şehirlerimizde sizlerle bir araya geliyoruz. Geçen hafta Ordu ve Samsun'daydım. Bu hafta buradayız, Denizli'deyiz. Dün Manisa'daydık. Gerçekten vatanımızın her birini gerçek bir inci değerinde. O yüzden bu vatana sahip çıkmanın ve bu vatan üzerinde gözü olanlarının gözünü çıkarmanın ne kadar önemli olduğunu, farkında olmamız gerektiğini tekrar belirtmek istiyorum. Evet, ben bir kadın milletvekili olarak özellikle Diyarbakır annelerine değinmek istiyorum. Bir kadın sağ duyusuyla, bir kadın özür verisiyle. Evet, Diyarbakır anneleri ne zamanki Cumhur İttifakı Güneydoğu ve Doğu'daki gücünü göstermeye başladı. O gönüllerinden gelen gerçek sesi çocuklarını geri isteyerek, onları çağırarak ve bizim gerçekten 49 yıldır uğraştığımız bir terör örgütüne bir feryat ederek çocuklarını istediler. Evet, ne yazık ki bu feryadı bizler duyuyoruz. Ne yazık ki muhalefet mensupları bu feryada kulak tıkadı. Örneğin CHP hiçbir feryadı duymadı. Vicdanların sesine kulak tıkadılar. Çocuklarını büyük bir feryatla çağıran anneler şu anda 32 tane evladını geri aldı. Bu çocuklar şu anda okullarını okuyorlar ya da evlendiler, bir hayat kurdular. İnşallah her gün yeni bir anne baba çocuğunu istiyor ve HDP binasının önünde direnişte. Biz de onları bu PKK terör örgütünden kurtarmak için inşallah devletimizle hep birlikte bu direnci hep birlikte göstereceğiz diyorum. Evet. Ne yazık ki muhalefet partisi, ana muhalefet partisi bu vatanın bütünlüğünü tehdit eden partiyle yürümekten bir arada olmaktan çekiniyorlar. Ne uğruna? Sadece ne pahasına olursa olsun iktidar olmak uğruna. Evet. CHP ne yazık ki her adımda bizleri şaşırtıyor. Milli olan her konuda ne yazık ki hayır diyor. Suriye tezkeresine hayır diyor örneğin. HDP ile birlikte oy kullanıyor. Doğu Akdeniz'de ne işimiz var diyor ve atılan her milli adımı eleştiriyor. Örneğin 100 yılın projesi Kanal İstanbul'u büyükelçilere şikayet ediyor. Yine bir engel, yine bir itiraz, yine bir karşı çıkma. Millet İttifakı içinde olan ve milliyetçi iddiasında olan İP de yine kendi varlığını korumak. Bu zillet ittifakında en iyi nasıl olabilirim, en iyi konumda kendimi nasıl var edebilirim ön yargısıyla ne yazık ki yol almaya devam ediyor. Ne yapıyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Fatih'e benzeterek bir anlamda Zillet İttifakı'na da gözdağı vermeyi seçiyor. HDP'ye şirin gözükmeye çalışıyor. Tek amacı ittifak içinde nasıl güçlü yer alabilirim, nasıl var olabilirim? Bunu hepimiz biliyoruz. Can vatanımızın bekası için küresel güçlerin oyuna gelmeyen Cumhur İttifakı güçlü ve emin adımlarla ilerlemektedir. Yapılan yatırımlar 100 yılın pandemisine rağmen hiç durmadan devam etmektedir. Örneğin en son yapılan Çanakkale Köprüsü dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olacak. Bu köprü Avrupa'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Avrupa'ya taşımacılıkta da çok önemli bir köprü görecek. Ulaşımın kolaylaşması, sanayi ve endüstrileşmede ülkemize çok büyük katkılar sağlayacak, büyük yatırımları da yolunu açacaktır. Böylelikle de hem istihdam hem de üretim desteklenecek. Evet, biz diyoruz ki Cumhur İttifakı güven demek, Cumhur İttifakı gelecek demek,
Cumhur İttifakı en önemlisi vatan demek. Milletimiz bu gerçekte inşallah 2023'te kendi geleceğine sahip çıkacak ve Zillet İttifakı'na da gereken dersi verecektir. İstikrarı, büyümeyi, refahı ve güveni sağlayan Cumhur İttifakı'nı da böylelikle karşılandıracaktır. Zilletin kaosundan vatanımızı koruyacak ve güvenle 2050'lere, 2071'lere inşallah ilerleyeceğiz. Biz adım adım il il geziyoruz. Sadece vatanımızın bekası, milletimizin refahı için. Aydınlık yarınlara ulaşmamızın sizlerin ellerinde olduğunu anlatmak için. İstiklal için birlik, istikbal için birlik diyoruz. Ne mutlu Türk diye. Oysa tırnak herkeste vardır. Mertlik her kişiye hastır. Tek tırnaklar gibi dört nala kaçmaktansa vatanının yanında durmak en doğru olandır. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz ve Manisa Milletvekilimiz Erkan Akçay kürsüye davet ediyoruz. Öncelikle sizlere Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin gönül dolusu selamlarını, sevgilerini ve muhabbetlerini getirdim. Eylül ayında 9 bölgede gerçekleştirdiğimiz bölge istişare toplantılarından sonra şimdi de adım adım 2023 İl İl Anadolu temalı ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bugün itibariyle 70 il ziyaretimizi tamamlamış olacağız. Önümüzdeki haftada 81 ilimizi ziyaret etmiş, toplantılarımızı gerçekleştirmiş olacağız. Muhterem arkadaşlar, tek gayemiz bu güzel vatan üzerinde yaşayan aziz milletimizin birliğinin, bütünlüğünün korunması, ülkemizin daha da gelişip güçlenmesi, refahının artması, esenliğinin sağlanması ve kalkınmasıdır. Cumhuriyetimizin 100. yılı, 2023 yılı hedeflerine doğru bu doğrultuda ilerlemek ve ulaşmak istiyoruz. Ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımız var, buluşuyor, özlem gideriyoruz, insanlarımızı dinliyor, gelecek hedeflerimizi paylaşıyor ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin politikalarını anlatıyoruz. Türkiye'nin her köşesindeki her bir insanımıza, sivil toplum kuruluşlarına, muhtarlarımıza, esnaflarımıza, iş adamlarımıza, çiftçilerimize elimizi uzatıp gönlümüzü açıyoruz. Milletimizle dertleşip hemhal oluyoruz. Türkiye'nin temel milli meselelerini, ülkemizin içinde bulunduğu şartları ve büyük milli hedeflerimizi konuşuyoruz. Değerli arkadaşlar, Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi arasında iki yüzlü liderimiz, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kurulan Cumhur İttifakı 15 Temmuz 2016'da hain FETÖ darbe girişimi sonrasında Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli bir duruşun doğal bir sonucu olarak ülkemizin bekası ve istiklali için kurulmuştur. Temel milli meselelerde bir ve beraber olmak ve Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehdit ve tehlikelere karşı sarsılmaz bir cephe ve kale oluşturmak maksadına yönelir Cumhur İttifakı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tesis eden bir ittifak olarak da Cumhur İttifakı bir sistem ittifakıdır. 16 Nisan 2017 Anayasa referandumuyla
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milletimiz tarafından kabul edildi ve 24 Haziran 2018 seçimlerinde de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine fiilen geçildi. Tabii hafızayı beşer, nisan de malumdur der atalar. O bakımdan bazı küçük hatırlatmalarla konuşmamı sürdürmek istiyorum. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi getirilirken yapılan anayasa değişikliğinde bu sistemin 4 ana sütunu vardı değerli kardeşlerim. Yönetimde istikrar, temsilde adalet. Yaşı müsait olan ki burada gelen topluluğumuzun yaşlarının bunu hatırlamaya gayet müsait olduğunu görüyorum. Türkiye'de en çok şikayet edilen husus ülke yönetimindeki istikrarsızlıkta. Ve biz bunun adına siyasi istikrar meselesi olarak koyuyorduk. Hükümet krizleri, devlet yönetiminde çok başlıktan kaynaklanan bir takım sıkıntılar, bunalımlar hepinizin malumu. O bakımdan bu yönetimde istikrarı ve temsilde adaleti gerçekleştirmiştir. Ayrıca güçlü yasama ve güçlü yürütme ilkesine dayalıdır. Şimdi muhalefeti dinleyecek olursak, bir iktidar yetkiyi halktan almış bir hükümet hiçbir iş yapmasın. Onu yapmasın, bunu yapmasın. Ne olsun? Sembolü olsun. Allah akıl fikir versin. Yani şimdi Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımızı sembolik başkan diye seçebilir miyiz? O zaman hangi icraatı bekleyeceğiz? Artık CHP zihniyeti memleketten diyorlar ya, güçlendirilmiş parlamenter sistem. İstedikleri şu, iktidarsız iktidar istiyorlar bunlar. Bütün söylemlerinden çıkan o sembolik olsun, yetkisi olmasın, memleketin bütün meselelerini de çözsün. O bakımdan güçlü yasama ve güçlü yürütme ülkemizin bir ihtiyacıydı, bu temin edilmiştir. Ve denge denetim mekanizmaları kurulmuştur. Demokratik uzlaşma ve siyasi istikrar 4 ana sütunu saydım. Ve değerli arkadaşlar, bu yeni yönetim sistemiyle fiilen yönetimde istikrar temin edilmiştir. Türkiye tarihinin yönetim bakımından, siyasi istikrar bakımından en istikrarlı dönemini yaşamaktadır. Bunun da sebepleri malum. Cumhurbaşkanı yürütme halk tarafından 5 yılına seçiliyor. İkinci oy pusulasıyla da Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçiliyor. Ve şu anda 24 Haziran seçimleriyle oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Büyük Millet Meclisi 100 yılımızın en güçlü, en fonksiyonel, en demokratik meclisine kavuşmuştur. Hani diyorlar ya, meclis etkisini yitirdi, meclis zayıfladı, efendim tek adam rejimi, saray rejimi gibi bir takım hiçbir akli, mantıki ve reel temeli olmayan bir takım istatlarla bu eleştiri yoluna gidiyorlar. Oysa tam tersine, tarihimizin en fonksiyonel, en etkili, en demokratik, en uzlaşmacı meclisi şu anki Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Peki, bunu hangi somut delille dayanarak söylüyoruz? Somut gerekçesi nedir? Matematiksel ve taş gibi somut. İfade ediyorum değerli kardeşlerim. Şu anda sizlere sorsam,
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaç siyasi parti vardır şu anda? Acaba bir ses duyabilir miyim? Bilene Ali Uçak kardeşimin narlarından ve üzülerinden ikram edeceğiz. Doğru ses gelmiyor. Değerli arkadaşlar, işte sıkıntımız bu. Vatandaşımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaç siyasi partinin bulunduğunu bilmiyor. Bilmiyoruz. 14 siyasi parti var. Hiçbiriniz bilemediniz. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 14 siyasi parti var. 24 Haziran 2018 seçimlerinde meclis 9 siyasi partiyle oluştu. Bununla neyi söylemek istiyorum? Türkiye Büyük Millet Meclisi çoğulcu bir yapıya sahiptir. Çoğulculuk dedim, demokrasinin olmazsa olmaz şartıdır. Demek ki birinci şart gerçekleşmiş. Doğru mu doğru? İtiraz olan olabilir mi Türkiye'de? Mümkün değil. Yabancılara bizim bu yeni sistemimizi anlattığımızda ağzı açık bilmiyorlar. Ya biz böyle bilmiyoruz Türkiye'nin durumunu. İşte bir diktatör var Erdoğan diyorlar. Biz de somut olarak anlatıyoruz. Peki demokrasinin birinci şartını saydık. Tarihimizde ne zaman 14 siyasi parti olmuş değerli kardeşlerim? Var mı öyle bir durum? Yok. Demek ki çoğulculuk bakımından en üst. Peki ikinci şart ne değerli kardeşlerim? Sandalye dağılımları itibariyle de meclisimiz uzlaşmacı bir yapıya sahiptir. Şu an itibariyle hiçbir siyasi parti tek başına ben şu karnı çıkartırım deme imkanı yoktur. Peki bu neyi gösteriyor? Demek ki bu mecliste bir uzlaşmacı, uzlaşmayı da zorlayan bir yapı söz konusu. İkinci olarak bu. Ayrıca kuvvetler ayrılığı da eski sisteme göre daha da belirginleşmiş bir yapı. Nasıl? Sandıkta zaten kuvvetler ayrılığı belirleniyor. Vatandaş iki oy pusulasını, birini Cumhurbaşkanı adayını, diğerini de meclis üyelerini seçmek için kullanıyor. Şimdi bu Zillet İttifakı bu millet iradesinin bir ayağını da almak istiyor millet. Yani millet seçmesin, kim seçsin? Vesayet odaklarının etkisi altında birileri Kılıçdaroğlu seçsin. Kılıçdaroğlu'nun mantığı şu: oyu Cumhurbaşkanı Erdoğan alsın ama ülkeyi ben idare edeyim diyor. Ya mantık bu. Şimdi kuvvetler ayrılığına sahip. Ayrıca yürütme erki %50'den fazla oy alan rütbe erkini kazanabiliyor. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi kuralı 2017 Anayasa referandumuyla gelmedi. Ne zaman geldi? 2007 yılında. Yine bu CHP'nin çıkardığı 367 kriziyle Cumhurbaşkanı seçilemeyince bir anayasa değişikliği mecliste kabul edilip Ekim 2007 yılında referanduma gidildi. %65 halkımız Cumhurbaşkanı'nı ben seçeceğim dedi. O zaman da Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, ben çok iyi hatırlıyorum, dedi ki bunu bir sistem halinde değerlendirmemiz lazım. Halk tarafından seçilmiş bir başbakan, yine halk tarafından seçilmiş bir cumhurbaşkanı, çift başlılığı
koyultur, koyulaştırır ve devlet yönetiminde krize davet eder. Ve geçmiş süreçlerde Sayın Genel Başkanımıza haklı çıkardığı için 2016 Kasım'ında bu anayasa değişikliğini sistemi tek çok başlıktan kurtaracak şekilde değiştirmesi gerektiği çağrısında bulunmuştu. Bunları hafızamızı tazeleyelim diye ifade ediyorum değerli arkadaşlar. Dolayısıyla yürütmenin de milli iradesini güçlü bir şekilde tahkim etmesiyle yönetimde sağlanan istikrar hem iç hem dış politikada milli bekamıza yönelik tehditleri ve saldırıları da çok daha rahat bir şekilde bertaraf etmektedir. Şu anda Türkiye savunma sanayinde, bilişimde, enerjide, teknolojide, sağlıkta ve daha birçok alanda çok büyük bir atağa geçmiştir. Vatandaşlarımız da gündelik hayatın hep yağları siyahları konuşuyor. Milli savunma sanayi bir ülkenin kalkınmasının, teknolojisinin gelişmesinin temel mihengini teşkil eder arkadaşlar. Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa'ya baktığımızda bütün bu ülkeler sanayi ve teknolojilerini milli savunma sanayi ve silah sanayini geliştirerek temin etmişlerdir ve adeta ekonominin lokomotifi haline gelmiştir. Türkiye dünyanın siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan iflasın eşiğine sürüklendiği koronavirüs salgını sürecinde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde, Mavi Vatan'da, Libya'da, Karabağ'da görevli arkadaş. Libya'da, Karabağ'da ve dünyanın pek çok noktasında meşru hakların mücadelesini başarıyla vermektedir. Cumhur İttifakı ile ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye kaybolan yıllarını telafi etmektedir. Çünkü bizim kaybolan yıllarımız var değerli kardeşlerim. Siyasi istikrarsızlık ve çok başlılık nedeniyle. Türkiye artık prangalarını kırmış, milli çıkarları ve hedefleri doğrultusunda dünyada iddialı ve güçlü bir şekilde kendi çizdiği yolda emin adımlarla ilerlemektedir. Ancak bu kutlu ilerleyişi durdurmak için dışarıdan emperyal saldırılar yapılmakta, içeride ise iş birlikçileri vasıtasıyla ülkemizin şahlanışına ket vurmak, ülkemizin kaosla sürüklemek için çalışmaktadırlar. Türkiye 100 yıl önceki gibi bugün de büyük bir siyasi kuşatma ve ekonomik operasyona maruzdur. Bunun nedeni açıktır. Büyüyen, güçlenen, dosta güven, düşmana korku salan Türkiye'nin 2023 hedeflerini gömülü hedeflerini kesintiye uğratmak istiyorlar. Terör örgütleri ve Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapan, Türkiye'nin milli meselelerine muhalefet edenlerin gerçek yüzünü de işte bu vesilelerle bütün Anadolu'yu karış karış gezerek milletimizle paylaşıyoruz. Değerli kardeşlerim, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğinde ilkeli, sorumlu, sorun çözen, çözüm üreten, sorumluluk ve inisiyatif alan bir siyasi partidir. Milliyetçi Hareket Partisi bütün meselelere dünya ve Türk tarihi çerçevesinde, milli tarih şuuru içerisinde dün, bugün, yarın perspektifiyle bakan görüşleri, teşhisleri isabetli ve öngörüleri doğru çıkan bir siyasi partidir. Siyasi motivasyonunu polemiklerden, kısır çekişmelerden, demagojilerden devşirmek, yabancı ülkelere, terör örgütlerine sırtını yaslayarak çıkar ummak siyaset değildir.
ülkemizin değerlerine ve kurumlarına düşmanca hakaret etmek ne siyasettir ne de muhalefettir. Bizim anlayışımıza göre siyasetçi varlığını karanlık mahfillerin kirli emellerine değil, Türkiye'ye ve Türk milletine adamalıdır. Bize göre siyaset millet için, millete göre milletle yapılan bir faaliyettir. Ve ayrıca açık, şeffaf bir faaliyettir. Biz yiğitçe, mertçe, delikanlıca Cumhur İttifakı'nı kurduk. Cumhur İttifakı'nın mahiyeti, anlamı, kapsamı, şumulu bütün milletimizin malumu ve bu millet nazarında, milletin huzurunda yapılan bir siyasettir. Peki Zillet İttifakı ne yapıyor? İttifaklarını dahi açıkça, mertçe açıklayamıyorlar. Bir milletten korkuları ve birbirlerinden utanıp sıkılmaları nedeniyle bu ittifaklarını zaman zaman gizli, zaman zaman dolaylı, bazen doğrudan ve kemküm ederek, eğilip büklerek, ezilip büzülerek bu ittifakı milleti kandırma maksadıyla sahte bu maskeyle bu ittifaklarını devam ettiriyorlar. Ve aziz milletimiz de bunların düştükleri çelişkiyi elbette görüyor diye düşünüyoruz. Bize göre siyaset millet için, millete göre millette yapılan bir faaliyettir dedik. İşte bu sebeple Milliyetçi Hareket Partisi önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen bu anlayışla bir siyasi partiyiz. Milli bekamıza yönelik tehdit ve tehlikelere karşı sarsılmaz bir kale olan Milliyetçi Hareket Partisi Allah'ın izniyle, ilke ve ülkeleriyle daha yüzlerce yıl ülkemize hizmet etmeye devam edecektir. Siyasi kuşatmalar, döviz saldırıları, 10 devlet büyükelçisinin milli egemenliğimize yönelik hadsiz açıklamaları, ekonomik saldırılar, anket oyunları, yalan haberlerle yapılan algı operasyonları, terör örgütleriyle eş zamanlı ve aynı amaca yönelik söylemler, güçlenen Türkiye'ye boyun eğdirmek için yapılan operasyonlardır. Gezi terörüyle başlatılan, 15 Temmuz'da hain FETÖ darbesine dönüştürülen siyasi kuşatma ve ekonomik operasyonlarla devam eden bu saldırılar, tekraren söylüyorum, Türkiye'yi durdurma ve küçültme planının bir parçasıdır. İçeriden dışarıdan işbirliği, ağız birliği halinde açıkça bu saldırılar yürütülmektedir. Terörle, darbe girişimleriyle, iç savaş senaryolarıyla, ekonomik müdahale operasyonlarla, rejim tartışmalarıyla Türkiye'yi zaman kaybettirmek istiyorlar. Geçmiş yıllarda nasıl kaybolan yıllarımız varsa işleri güçlerimizi zayıf düşürüp ve zaman kaybettirmek. Biz bundan 100 yıl evvel 7 düvele karşı mücadele ettik ve kazandık. Şimdi karşımızda o 10 büyükelçiye hakikaten söylüyorum, 10 düvel var değerli kardeşlerim. Şu anda Türkiye 10 düvele karşı mücadele veriyor. Bunları bütün vatandaşlarımızın ve herkesin görmesi ve bizlerin de göstermesi gerekir. İşte üzücü olan tarafı değerli kardeşlerim, keşke karşımızda sadece bu dış güçler olsa, karşımızda milletin değerlerinden uzaklaşmış ve bu Türkiye düşmanlarıyla ağız ve işbirliği yapan bir ittifak var. Adını Zillet İttifakı diyoruz. CHP, İYİP ve HDP'den oluşan bu ittifak tam bir yıkım ittifakıdır. Bazen bize sitem ediyorlar, ya bizim partimize niye git diyorsunuz diye. Burada bir imamız filan söz konusu değil değerli kardeşlerim. Nasıl Milliyetçi Hareket Partisi'ne MHP diyorsak, İYİP'e de İYİP diyoruz, İYİP Parti dedikleri. Ya İYİP'e diyeceğiz, ya İYİP diyeceğiz. AK Parti, AK Parti, bazen AKP
diyorlar. CHP, CHP demiyor muyuz? HDP, HDP demiyor muyuz? Sizin ayrıcalığınız ne? O nedenle ip diyoruz. O bakımdan bunun da anlamını da ifade etmiş olduk bu vesileyle. Türkiye'nin enerjisine hemen çözüm değil sorun üreten, Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapan, tıpkı Balkan Harbi'nde olduğu gibi Edirne'yi Enver alacağına Bulgar'da kalsın diyen yüzü dönmüş bir zillet ittifakıyla karşı karşıyayız değerli kardeşler. Bu demokratik muhalefet maskesiyle her şeyi baltalamaya çalışmak muhalefet değildir. 53 yıllık siyasi parti olarak biz her şeye karşı çıkan bir parti hiçbir zaman olmadı. İlkelerimiz, programlarımız çerçevesinde bazen sert muhalefet yaptığımız zamanlar oldu. Fakat belli konulara münhasırdır bu. Her şeye karşı çıkılmaz, her şey kötülenmez. O zaman siyasetçi memlekete, ülkeye zarar vermeye başlar. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz bundan beriyiz. Karşımızda terör örgütünün siyasi kolu, HDP'nin kuyruğuna takılan, hendek kazan PKK'lı teröristlere arkadaşlar diyen, YPG'yi terör örgütü olarak görmeyen, Türkiye'yi yabancılara şikayet eden, PKK ve FETÖ ile helalleşmek, onlara iktidarı taşımak için kollarını sıvayan bir CHP ve İP var. Değerli kardeşler. Ve çoğu zaman da açık açık söylüyorlar. HDP'de sütle gerisinde bunları yönlendirmenin de gayretiyle, enerjisiyle PKK'yı ve FETÖ'yü iktidar yapmak istiyor bunlar. Asıl tehlike, sıkıntı burada. Açık açık da söylüyorlar. Kaç bakanlık verelim, 2 mi verelim, 5 mi verelim? Bunların aklı siyasete bu kadar ediyor. Cumhur İttifakı kurulurken ve kurulduğunda ne diyorlardı? MHP ne aldı ne verdi? Kaç bakanlık aldı? Kaç ne aldı ne verdi? Yok kardeşim böyle bir durum yok. Pazarlığımız yok. Açık, şeffaf, net. Yani bu ülkede önce ülkem ve milletim diyen bir siyaset yapılamaz mı? Siyasetçi sadece çıkar mıdır? Bu memleketin istikbalini bekasını düşünecek liderler, siyasetçiler, milletvekilleri, parti başkanları olmayacak mı? Hep didişme, hep kör dövüşü, hep siyasi çekişme mi olacak? Millet bundan zarar görür. Allah Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve bizleri ve Cumhur İttifakı'na, Adalet Kalkınma Partisi'ni bu anlayıştan korusun. Ve koruduğu için zaten bu ittifakı gerçekleştirdik. Ve yine karşımızda Libya'da ne işimiz var diyor. Türkiye Libya'da çizgiyi aştı diyor. Bunu CHP sözcüsü söylüyor değerli kardeşler. Yani Fransa söylemekte güçlük çekiyor ama bizdeki işbirlikçisi Yunan Çevik'in bunu rahatlıkla söyleyebiliyor. Türkiye Doğu Akdeniz'i geriyor diyor. Yani biz Türkiye olarak Doğu Akdeniz'i geriyormuşuz. Ya Doğu Akdeniz'de biz mavi vatan ilan ettik. Bizim hakkımız, hukukumuz, çıkarlarımız var. Bu da uluslararası hukuka uygun bir tutum. Yani Türkiye hakkını, hukukunu korumasın, çıkarlarını savunmasın, ne yapsın? Emperyal güçlere tabi olsun. Geçti o günler. Geçti o günler. Türkiye şu an itibariyle tam bağımsız bir ülkedir. Tıpkı Atatürk döneminde olduğu gibi. Maalesef 60-70 yıllık Aziz Atatürk'ten sonraki dönemde dünya şartları, bir takım işte soğuk savaş kamplaşmaları vesaireler nedeniyle Batı blokuna tabi olmanın sıkıntılarını maalesef çok çektik ve hiçbir faydasını da görmedik değerli kardeşlerim. NATO üyesiyiz. Önce Kıbrıs harekatını yaparken karşımıza önce NATO çıktı. Önce Batı Amerika'sı karşı çıktı.
Bunlara bir bağımlılıkla yol yürüyemeyeceğimiz artık açık. Dur, yapma, şuraya kadar bize göre ve rol biçeyim. Biz bu tür bir ilişki biçimini kabul etmiyoruz Türk milleti olarak. Hep hiyerarşik ilişkiye alışmışlar. İçimizde de ki bu zavallıları bunu da alıştırmışlar. Beyni şartlanmış. Bir eşitler arası ilişkiyi düşünemiyor bile. Utanmaz adam. Sen 30 yıl büyükelçilik yaptın. Bu ülkeyi nasıl temsil ettin sen ilişkiler? Kılıçdaroğlu diyoruz. Kılıçdaroğlu çok önemsediğimizden de değil. Fakat Kılıçdaroğlu bu zihniyetimiz temsilcisi ve sözcüsü olduğu için mecburen adını zikretmek durumundayız. Sık sık dediysem böyle 5 kere 10 kere değil. 50 kere 100 kere olduğunu düşünün. Türkiye'de hiç kimsenin mal ve can güvenliği yok diyor. Bunu millet vicdanına sorduğumuzda bu kabul edilebilir, doğru bir şey mi? Vallahi Türkiye'de Amerika'da olduğundan daha fazla canlı ve mal güvenliği var bu ülkede. Batı'da olduğundan daha fazla canlı ve mal güvenliği var. Ama PKK'nın, teröristin, FETÖ'cülerin canlı ve mal güvenliği yok bu ülkede. Onları savunmak için söylüyor zaten bu rakları. Ve devam ediyor. Bu yüzden diyor, Türkiye'ye yatırım yapılamaz. Yatırım yapmayın diye çağrıda bulunuyor. Pervasızlığa bakar mısınız? 10 büyük bütün yabancı büyükelçilere mektup yazıyor. Bankalarını tehdit ediyor. Efendim, paralarını ödemeyiz, şöyle yaparız, böyle yaparız diye tehdit ediyor. Devleti yöneten bürokratı, valiyi, kaymakamı, polisi, jandarmayı, askeri tehdit ediyor. Peki sen neye talipsin? Krize, kaosa, istikrarsızlığa oynuyorsun. Huzursuzluğa oynuyorsun. Değerli kardeşlerim, biraz uzattığımın farkındayım. Fakat bir önemli konumuzla, ekonomiyle ilgili, ona ilişkinde bazı hususları sizlerle paylaşarak konuşmamı tamamlamak istiyorum. Şimdi bu işimizdeki Zillet İttifakı sadece terör örgütlerinin Türkiye düşmanlarının sözcülüğünü yapmakla kalmıyorlar. Toplumda karamsarlığı, umutsuzluğu yaymaya ve kaos çıkarmaya çalışıyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir takım önemli konular görüşülürken, mesela Azerbaycan tezkeresini çıkardık. Ondan evvel Irak-Suriye tezkeresini çıkardık. Veya herhangi bir milli meselede sizleri bu CHP, İP ve HDP konuşmacılarının konuşmalarını şöyle bir yan yana bir dikkatle bir gözden geçirmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Duruşları farklı gibi görünse de ağız birliği yaptıklarını görürsünüz. Mesela Libya meselesinde hep aynı benzeri sözleri söylüyorlar. Suriye meselesinde söyledikleri sözler, aldıkları tutumlar aynıdır. En son Suriye tezkeresinde efendim bugüne kadar evet demiş de CHP, şimdi hayır diyoruz diyor. Vallahi bunların ne evet'i evet, ne hayırı hayır. Evet dedikleri zamanda da, yani evet diyeceğiz, evet dedikleri zamanda da 135 CHP milletvekilinden 10 kişi ya katılıyor ya katılmıyor. Kılıçdaroğlu hiç katılmıyor. Zaten o görüşmelere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu kritik görüşmelerine katılan tek siyasi lider Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli. Siyasi
cinayetler işlenecek diyerek millete korku salmak bunlardan. 15 Temmuz sonrası devletten temizlenen FETÖ'cüleri tekrar göreve başlatacağız kampanyası, af kampanyası başlatanlar ve PKK'lılara meşrulaştırmak ve helalleşmek için sıraya girmişler. Tekrar ediyorum, bunların amaçları FETÖ'cüleri ve PKK'lıları iktidara taşımaktır. Çünkü üç parti de bunların adeta taşeronluğunu ve sözcülüğünü yapmaktadır. Şimdi İP Milletvekili Durmuş Yılmaz. Geçen hafta bir açıklama yaparak çok vahim bir provokatörlüğe imza attı. Bu paylaşımında ben sizleri bugün Cuma dolayısıyla bu gece 12'den sonra teyakkuza davet ediyorum. Resmi gazeteyi takip etmenizi tavsiye ediyorum diyerek ekonomide kaos ve panik yaratmaya yönelik açıklamalar yaptı. Ve İP'in partneri olan HDP vekilleri de bu Durmuş Yılmaz'ın bu açıklamasını paylaştılar ve daha doğrusu da paslaştılar. Durmuş Yılmaz'ın yaptığı bu açıklama sermaye piyasası kanununa göre suç değerli kardeşlerim. Resmen böyle kaos, karamsarlık ve piyasalarda panik oluşturmak için küresel çetelerin tetikçiliğini yapmıştır Durmuş Yılmaz. Yazıklar olsun. Yıllarca Merkez Bankası Başkanlığı yaptı. Şimdi faiz lobilerinin sözcülüğüyle ekonomide nasıl kaos, kriz çıkartırım bunun peşindeler. CHP'den Faik Öztürk'le beraber bunların sözcülüğünü yapıyorlar. Ve devletin ekonomik güvenliğine karşı açıkça suçtur. Hatırlayın, Durmuş Yılmaz da Faik Öztürk bundan geçtiğimiz yıl Ankara'da bir otelde IMF yetkilileriyle görüşürken lobide yakalandılar. Sonra kemküm ettiler. Hani hükümeti işte IMF ile görüşecek, şu olacak, bu olacak diye papatya falı açarlarken bir taraftan da neyse gizli kapaklı toplantılar yapıyorlar. Ve açık açık da diyor ki bu Durmuş Yılmaz, kaynak bulmanın diyor, Türkiye için kaynak bulmanın tek çaresi IMF'dir diyor. Yani Türkiye güç bela kurtarmış yakasına IMF'den. Bunlar hala IMF'ye ulaştırabilirimizin derdindeler. Hatta Merkez Bankası'nın başına faiz lobisinin istediği biri gelirse diyor, dolar 2 liraya kadar söyleme zilletine düşüyor. Zillet diyoruz ya, bazen kızıyorlar ya bize niye zillet? E zillet bu. Başka bir sıfat varsa söylesinler, onu diyelim. Yani bunlar Faik Öztürk, Durmuş Yılmaz, uluslararası ve yerli faiz lobisinin adamları bunlar. Değerli kardeşlerim, bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. 28 Ekim 2021'de bir ABD doları 9.54 TL. 23 Kasım sabah 11.28 TL. 23 Kasım 2021 11.28 olan dolar aynı gün öğleye doğru bir bakıyorsun 13 liraya fırlamış. Dikkatinizi çekiyorum değerli kardeşlerim ve tane tane söylüyorum. Türkiye'deki ihracat, istihdam ve üretim verileri gayet iyiyken, gayet iyi değil mi? İhracat rakamları, istihdam artışı, üstelik bu Covid döneminde. Buna rağmen istihdamda bir artış söz konusu ve üretim verileri gayet iyi gelirken dünya piyasalarından da olumlu sinyaller geliyor.
bir takım kuruluşlar var biliyorsunuz. Olumlu verilerin gelirken ne oldu da dolar bir anda 13 liraya yükseldi? Sebep ne? Bunun bir tek açıklaması var, o da ekonomik spekülasyon ve operasyondur. Psikolojik algı operasyonlarıyla temin edilmeye çalışılır. Doların yükselmesinin hiçbir ekonomik gerekçesi ve temeli yoktur. Geçmiş yıllardaki 2008'den bu yana filmin makarasını hep geriye çevirelim. 70'li yıllara kadar gidelim değerli kardeşlerim. Şu son haftalarda ve bilhassa 2018 yılından bu yana hani o Trump'ın Türkiye'nin ekonomisini mahvedeceğiz açıklamasından sonra 4 tane operasyon geçirdi. Bunlarla mücadele etti. Bu son yaşananların hiçbir ekonomik temeli var. Eskilerin bir temeli, bir sebebi, bir izahı varken bunun yok. Dediğim gibi bu spekülasyon amaçlı bir operasyon. Hangi dağda kurt döndü haberimiz yok değerli kardeşlerim. Evet başkanım, bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin Denizli'de gerçekleştirdiği istişare toplantısına sizler de katıldınız ittifak olarak. Neler aktarmak isteriz? Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız Sayın Ziya Gökalp'in daveti üzerine buraya geldim ve burada olmaktan da onur ve gurur duyuyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız Sayın Ziya Gökalp'le zaten göreve geldiği günden beri beraberce Cumhur İttifakı'nın gerektirdiği şekilde çalışmalarımıza hep birlikte kardeşçe devam ediyoruz. Bu ülkemiz için de çok önemli olduğunu ve ülkemizin özellikle şu dönemde bizim ortak paydamız diye de ifade ettiğimiz tek devlet, tek vatan, tek millet ve tek bayrak, bu dörtlü üzerine kurulmuş bu Cumhur İttifakı'nın Rabbimin izniyle inşallah bu memleketi ilelebet beraberce yürüteceğiz. Allah'ın izniyle de 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde de ve ortak adayımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha Cumhurbaşkanı olmasında hep beraber göreceksiniz ki daha fazla oy alacağız 2018'de. Ben buna inancım tam. Bunu göreceğiz. Allah'ım inşallah bu birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Burada katılan Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki bütün teşkilat mensuplarına da teşekkür ediyorum. Devlet Bey'imizin emriyle İl Anadolu programları başladı. İl Anadolu programlarında bütün teşkilatımız, STK'larımız ve işverenlerimiz, iş adamlarımız birlikte bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantının amacı gündem siyasetini konuşmak, ülkemizi yön verici, etkili ve iletişim içinde bulunacağımız sistemleri görmek için burada toplandık. Genel Başkan Yardımcımıza, katılanlara teşekkür ediyoruz. Ne diyeyim, zaten bu başlangıcı biliyorsunuz Genel Başkanımız bütün 81 ilde başlattı Allah'ın izniyle. Tabii ki gelen misafirlerimiz burada çok güzel şeyler bize anlattı. Ülke gündemindeki olan konuları anlattı. Bu toplantıların sık sık yapılması gerektiğini inanıyorum. Çok güzel bir toplantı oldu. Vatanımız millete hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu organizasyonu yapan başta il başkanımıza, değerli yönetime çok teşekkür ediyorum. Aylardır böyle bir program olmuyordu bu pandemiden dolayı. Bunun olması hem bizim açımızdan birliktelik, hem diğer ilçelerden gelen ve illerden gelen arkadaşlara, hem sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili bir birlikleri oluşturduk. Bir de güzel sohbetler oldu. Tabii bir bilgilendirme oldu bizlere de. Bizler de bilmiş olduk. Özellikle Cumhur İttifakı üzerine vurgular yaptı sayın konuşmacılar. Biz de katılıyoruz tabii ki. Bunların tabii olması, sahalara ağır ağır inilmesi, 2023'e az kaldı şurada. Siyasi olarak da inşallah güzel gelişmeler olduğu diye temenni ediyorum, dua ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başkanım, bugün istişare toplantınızı gerçekleştirdiniz. Evet. Neler aktarmak isteriz? Tabii adım adım Anadolu Hedef 23 seçimleri politikasının verdiği bir çalışma bu. Çok muvaffak bir çalışma. Ben öncelikle genel başkanın nezdinde bütün genel merkezi, bütün MK üyelerini, genel başkan yardımcılarını, şahsım ve tüm camia adına ve özellikle o camianın genişlemiş adıyla Cumhur İttifakı adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün kendilerini Denizli'de istikbal ettik. Tabii Türkiye'nin bu istikbal, Türkiye'nin geleceğinin ve istikbalinin, ikbalinin bir altyapısı.
Evet, Türkiye Cumhur İttifakı ile gelecek yarınlara, onlu yıllara, yüz yıllara daha emin adımlarla ilerleyecek. Ben tekrar Sayın Genel Başkan nezdinde bütün camiamızı, Sayın Bahçeli'yi ve Sayın Cumhurbaşkanı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Denizli 23 hedefine adım adım yaklaşıyor. Her şey güzel olacak. Adım adım 2023'e giderken Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli Beyefendinin emri ve talimatlarıyla Anadolu'daki kentleri Merkez Yürütme Kurulu üyelerimiz ziyaret ediyor. Bugün burada kıymetli Grup Başkan Vekilimiz Erkan Akçay Beyefendi ve MYK üyelerimizle birlikteyiz. Sivil toplum kuruluşlarıyla, belediye başkanlarımızla, il ve ilçe teşkilatlarımızla. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak 52 yıllık Türk siyasi hayatına şanla, şerefle mührünü vurmuş bir siyasi partiyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekasının her daim teminatıyız, sigortasıyız. Bunları söyleyebilirim. Evet değerli izleyenler, bir gündem özelinin daha sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.